Ben de şimdi sen mi demiştin demin Seda karışık diye. Evet. Karışık değil de sizden 2 saniye evvel söyledim ben de Yağız'a. Dedim ki hani gelin bohçası, krep, hamur, burada bir yuvalama var. Zor da bir yemek, zaten ağır da bir yemek, çok hafif bir yemek de değil. Evet. Yemek aslında o Bu menüde biliyorsunuz evet aynı çorba çok zamanda. Hem iddialı. çorba hem yemektir. Evet. Ne gerek vardı acaba krepte bir ara sıcağı, değil mi? Evet. Ya o daha bir zeytinyağlıyla falan mı acaba ya da bir yoğurtlu mezeyle mi geçiştirilebilirdi? Veya öteki ara yemek yapılmadan direkt yemeğe de mi girilebilirdi diye bir düşünmeden edemiyorum açıkçası. Yani biliyorsunuz Zoya'nın gelin bohçası biraz eleştire gerçekten açık, çok açık. Gelin bohçası dediğim Türlü zaman, türlü su var, evet evet. türlü türlü su var. Yani börek diye Sağ düşünen olun. oldu, işte Eline krep diye sağlık. düşünen oldu. Ben açıkçası börek beklerdim ama krep olanı tercih etmiş. Bakacağız tadına, merak ediyorum açıkçası. Sen nasıl buldun Çağla menüyü? Ya şöyle, ben gelin bohçasının tatlı diye biliyorum. Şu an nasıl yapılacak onu Ha, bir de bilmiyorum. bir şey var evet. Evet, Bohçalı bir bir de tatlı var. gelin Evet, bohçası gelin tatlı. bohçası Evet. var. Evet. Aklıma direkt o geldi. Ya krepliye teşekkür ederim. Krepli ya da börekli yapabilir diye Teşekkür düşündüm. ederim. Su ister misiniz? Su Eğer ki getirin. lezzetliyse bu çorba çok güzel bir çorba. Zor mu menü peki şimdi? Ya gerçi Değil. daha 18 yaşında ha değil mi? Ama aşkı İhtiyarın yardımcısı İşte onu olur mu? Neyi diyecektim. zor olsun mesleği? Hazır yufkayla bir ara sıcak yapmadım ama. Krep döktüm. Onun dışında çorbamın köftesinin Aşkısın oldu. bir Sıcak yemeğin hazır bir şey. yapman Hemen gerekiyor. yumurtayı çırpıyorsun bitiyor. Ne var sanki? Ay onu da yapamıyorlar. Yakıyorlar. Yakıyorlar ama. olarak o kadarını da İzleyince yapamayacaksan göreceksiniz. Yapma yani. Şov yaparak pişirdim ben Ama krepleri. 10 yaşında çalışmaya başlamışsın ya, normaldir yapması. Ama yapamayabilir de heyecandan. Hoş yaptı mı onu da bilmiyoruz. Biraz panik olmuş, biraz bir sıkıntılar olmuş. Göreceğiz yeri geldikçe. Umarız Hayır, yemeklere çok hazır yufkayı yansımamıştır. eleştiriyor da 7 puan da veren kendisi lezzetli buluyor. Bugün günü olduğu için ama. Ondan yani mı hak ettiğin için vermedi. Ne Hak için ettiğin vermedi bir pardon? puan değil. Bugün günü olduğu için beyefendinin. Hala devam ediyoruz. Tabii ki. Yani en baştan bu yana masanızı bitirdiniz Hak ettiğin ya. Bir puan değildi. Siz masanızı bitirdikten gerçekten hak sonra ettiğini düşünüyor başladınız musun? saldırmaya. Bugün puanla da ben, yazdı 7 puan. Ben gerçekten hak ettiğini düşünüyor bak musun? 7'den aşağı verilen hiçbir puanı hak etmedim. Zaten beklentisi de 7 Benim beklentim üzeriydi. 7 idi çünkü değil. ben kendim de söyledim. Ya hani herkes tatlıyı tabii ki görüntü kimse olarak veremedim ayrı ama yemeği tatlı da içiremez ki. lezzetliydi. Yani Tatlının şöyle lezzeti olmayan bir bir tatlı. Müsaade senin edelim, bir tatlından daha dinleyelim. iyiydi. Pardon. Emek Yapma vardı. canım. Ayvayı alıp Neyi vardı tencereye ya? Evet, koymuşsun. ayvayı Bitti. soymak Yıldızcığım, bilmem ne. Yıldızcığım. Tabii ki. Şimdi sen söyledin. Bir de bir arkadaş savunmasını yapsın. Niye yedi verdi? Gününü oynadı diyorsun. Sence öyle mi İbrahim? Ya kendisi de görmüştür. Ben bu masada hani adaletsiz bir şekilde puanlama yapmadım. Ya da konuşmalarım da o şekilde Ha Yağız'ın değil. sence puanı... Ben bana hani bana oynadığını düşünmüyorum. 7 puan verip de kendi gününe hani o da bana yüksek versin diye. Ha tabii. Bu şekilde düşünmüyorum. Ama Çünkü hani ister o istemez beklenti... insani olarak bir beklenti ya oluşmaz mı? Biz burada lezzete bakacağız. Lezzetli değilse tabii. ben niye durduk yere 7 vereyim ki? O da ayrı. Verdiği puan. Yarın sırası... Dün sırasıydı yani. Çorbaları hemen soğutmayalım. Benim için değil. Evet. Ha, çorbaları soğuturuz sen gelmezsen. O tarafa söyleyeyim. Hemen geldim. Bana söyleyemez. Çorbaları soğutmayalım diyor. Sensiz başlayamıyoruz Yağız'cığım. İlk yemeğimizde yarışmacımızı bekliyoruz ya. Sensiz içemiyoruz. Pardon pardon. Sensiz çorba neymiş? Kesinlikle Bakmadım bilemem ki. Yıldız Hanım benim verdiğim 7 puan... Dur bir çorbamızı içek de. Oraya girersek içelim. Çıkamayız. Hadi eline sağlık. Buyurun yuvalamayla başlayalım. Evet. Kim başlamak ister? Ben baş... Ha, pardon. Sana veriyorum. Hadi hanımlar, ladies and first. Buyurun buyurun. Hanımlar buyurun. Yes, ismini Yağız. Yağız Bey. Şimdi bunu unla mı... Evet, un ve yoğurt. Unla yoğurt, içine yumurta sarısı falan kattınız Yok, mı? Katmadınız kullanmam. Değil mi? Köfteni gerçekten güzel eşit şekilde yapmışsın. Evet, ama onun için... çorbadan hariç nohut yemeği yapmışsın. Kendin de yani bak. Yani normalde bunun içinde normalde hani bu değil. Bilirseniz pirinç de oluyor, şey de oluyor. Ben Yok, nohutumu üstüne da... bir de bunu yaparken nanesini kızartıp evet, dökecektiniz. Doğru, eksi evet. şu anda. Birazcık hani zamanla yarıştığımız için onu Yok, yapamadım. Evet, doğru diyorsunuz, biliyorum, sunumda güzel olabilirdi. Evet, Dediğim onu yapamadım yani, maalesef. Bak hiç olmamış ama köftelerin gerçekten eşit, çok güzel Teşekkür yapmışsın. Ederim. Eline sağlık. Nohutları kendin mi haşladın? Nohutları kendim haşladım işte, Burada ıslattım. Burada mı haşladın? Bunu zaten çekimde Evden de göreceksiniz. Evden mi getirdin? Yok, hayır. Burada, burada haşladın. Aldık, sodalı suda beklettim, daha çabuk pişiyor. Düdüklü tencerede pişirdim. Onun taktiğinde zaten püf noktasında gösterdim. Gayet iyi pişmiş. Normalde çorba, karbonat atarlar. Çorbadan soda. Başka her şeye benziyor. Üstünün nanesi yok, tereyağı Doğru. yok. Evet, orada biraz amatörlük Yani bu çorba tereyağıyla naneyle güzel oluyor. İbrahim Bey'e bırakıyorum. Ben Buyurun. De... İbrahim söz sende. Şimdi yuvalama çorbası içinde yuvalama yoktu. Bir tane vardı, onun tadına baktım sadece. Ve sanırsam hani pirinç dediniz ama o pirinç... yok, kullanmadım işte ben. Pirinç ama kullanmamış. Orijinalinde evet, pirinç orijinalinde var, evet. vardı. O zaman neden kullanmadığınızı sorabilir miyim? Yani şöyle...
duruma göre hani konuluyor benim bildiğim. Onun hangi dışında duruma yani hangi durumlarda konulmuyor? Şöyle Zuhal Hanım araştırır hani eğer gerçekten evet. Mesela Seda Hanım biliyordur belki. Heh. Pirinci suda bekletip evet. Pişirip evet. Kurutup onun unuyla bir un elde edilir. Onun evet. Unuyla yapılır mesela. Siz neyle evet. Yaptın? Ama ben normal yaptım. Normal galeta unuyla yaptım. Normal köfte yaparım. Galeta unuyla. Normal ya, köfte olarak. Yani çünkü zaten bir köfte yapacağım. Tamam. Bir yoğuracağım. Yani yuvalama, bir kırık pirinç yok mu? Için kıymanın içinde pirinç yok. Yok söyleme. Kıymanın açık ve net yok yani. Ya şimdi Antep usulü dediğin zaman Antep usulünün içinde doğru, pirinç evet. Pilavı oluyor. İçinde kuşbaşı et de olur. Evet. Şu an kuşbaşı et de olur tabii et ama yok. Yani yemek yiyeceğiz daha önümüzde. Hayır ama şimdi yuvalama çorbası dersen ben ona bakarım. Olmaz. Olur. Bir daha söyle olur. Hayır. Orijinali oluyor ama hayır. Ha, ben o kadar ağır çorbasında olur. Hiç o ama işte yaptım çorbayı. Minik minik etler de koyarlar evet. Tamam düğün siz düğününüzde olur. Yaparsınız benim bu çorbayı. Benim bildiğim düğün çorbasında olur et. O da tiftikli et. Evet, kuşbaşı evet. Değil de tiftiklenmiş tiftikli. Et kullanırlar. Yani şöyle bunun içerisinde onu da göremedim. Dolayısıyla hani çok fazla lezzet de alamadım. Lezzet de mi yok? Lezzet yok çünkü hani yuvalama çorbası olarak değerlendiremiyorum şu an. Önümde gelen şey yuvalama çorbası. Yani önünüze gelen şeyde lezzet yok. Doğru. Lezzet yok. Tamam. Sadece nohut çorbası olmuş. Ya nohut benim tabağımda öyle. Bakın nohut, sadece nohut var. Hani şöyle de nohut gösterebilirim. Yani eşit şekilde koydum. Ya, benim için çorba diyebilirim. Sonuçta önüme getirdi. Çorba diye getirdi. Şu sadece nohut vardı. Yuvalama yoktu içinde. Bir tane vardı. Sıfır attım. Hani Zuhal Hanım'a torpil geçmiş. Şey, yuvalama doldurmuş. Ben yok. De bir tık daha fazla evet. Size ben de yorum yapabilir miyim? Çağla'dan isteyebilir miyim yorum? Şöyle zaten nohutlar bence pişmemiş. Birazcık hadi ya o kadar da değil bence. Nohut gayet iyi pişti. Bir saniye. Dur hemen bir gülüm. Nohut pişmiş. İbrahim, diğer yorumlara katılıyorum da nohut pişmiş. Bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel pişti. Bir saniye. Pişmiş mi İbrahim? Nohut pişmiş. Nohut pişmiş diyor. Bir tane daha alayım senin için de. Düdüklü'de 2 saat pişirdim ben bunu ya. Bu kadar kısa zamanda. 2 saat. Sorabilirsiniz ekibe. Hafif belki bir delik olabilir ama pişmiş. Çok böyle. Bir soru. Yarım tık kadar. Gibi evet. Zaten çorbada hamur olmayacak. Helva gibi değil. Evet. Ağızda çok böyle dağılmıyor. Kesinlikle. Fakat hafif de bir delilik, hafif dişe geliyor. Hafif yani çok. Ucundan yırtmışsın nohutun ama aması var. Virgül koyuyorum, Çağla'ya bırakıyorum. Ama hem Antep usulü diyorsunuz. Dediğim gibi biz cızbız deriz ona. Üstünde böyle yağ yok asla. Doğru, nanesi haklısınız. Olması o yorum, lazım. Evet. Acı biberi olması lazım. O yok. Zaten köftelerin içinde pirinç yok. Pirinç olması lazım. Ve dediğimiz gibi evet gerçekten içinde hem et suyu, o haşlanmış et suyunun olması lazım. Bir de tiftik tiftik etlerin olması lazım. Yani bugüne kadar en uğraşılmış çorbayı benim yapmam lazımdı. Yani buna et suyu koyabilirdiniz mesela et haşlayıp. Doğru evet. Ana yemekte et evet, var zaten bir de et suyu haşlayıp onun içine et koyup. O zaman bu çorbayı yapman lazım ama uğraşılmamış aynen. Bir çorba. Ben de yorum yapabilir miyim? Tabii. Öncelikle eline sağlık. Afiyet olsun. Ben arkadaşların yorumlarının bazılarına katılıyorum. Onları tekrar dile getirmeyeceğim. Ama nohudun sürekli Türk kabukları ağzıma geldi ve kenara da ayırdım. Yani bu kadar... Nohudun kabuklarının olması aa. Beni rahatsız etti açıkçası. Sana gelmiş ha bak bizde evet, yok. Yani ben var tek hep var vardı. Hadi. Şu an fark biraz derine inerseniz. Evet var. O beni rahatsız etti ve yani köftenin tadı çok yavan geldi. Yani biraz daha baharat isterdim. Biraz daha lezzetlendirilmesini isterdim. Ama diğer arkadaşların diğer dediklerine de katılıyorum. Ama dediğim gibi farklı bir şey söylemek istediğim için nohudun bu kadar kabuğunun olması beni çok rahatsız etti. Evet, kısa sürede burada nohutu anca böyle haşlayabildim. Siz de kusura bakmayın. Peki, sevgili ya zor bir çorba seçmişsin. Tabii ki eline emeğine sağlık. Şimdi bu yuvalama çorbası. Evet. Belli başlı malzemeleri var, olmazsa olmazları var. Bu kadar iddialı bir yemeğin altına giriyorsan hakkını vermelisin. Yuvalaması nerede dediği gibi İbrahim? Hadi bana biraz daha fazladan koymuşsun ama pirinci nerede? En az 3-4 tane koydum da neden koymadın pirinç? Neden koymadın? Pirinç mi? Pirinci hani normal hazır un değil de kendim yapmam lazımdı. Ona da çok vakit hani... Yani koyarak ama o riski de ortadan kaldırabilirdin. Yani bence. Kırık pirinç kullansaydın köftesine evet. Birazcık, yani pirinçleri birazcık evet, bekletip... Olabilirdim. Aşçı yardımcısı olan olması gerekir bir yuvalama evet, yani dedikleri ve çok... Bak bende de o var ama bir ondan daha çok nohut var bende de. Yani bu gerçekten köfteli çorba yaparlar ya yoğurtlu böyle biraz da bazı yerlerde içine nohut atarlar. Yuvalama diyemeyiz buna. Yağ yok, nanesi evet. Yok, pirinci yok. Hatta eti yok, eksik yani bu bildiğin neredeyse. Hatta şimdi konuşacağız arkadaşlarla, eline sağlık. Yuvalama çorbası hakkında direkt düşünmüyorum çünkü yuvalama çorbası yoktu. Bir de özellikle Antep yöresine ait diye Antep usulü yazmış. Şu an Antepliler hepsi şok bence. Bence kesinlikle eksik menüye giriyor ve lezzetli de değildi zaten. Asla yapamamış. Yuvalama çorbası bugün içtik. Yuvalama çorbası değildi, nohut çorbasıydı. Ama eksik bana göre sayılmaz köftelerine.
yuvallamıştı, yapmıştı. Bana göre eksik değildi. Antep usulü yuvalama çorbası dedi. Ortada Antep'le alakalı hiçbir şey yok. Yani tariften, reçeteden çok uzak bir menü hazırlamış. Hatta çorbayı da o şekilde yapmış. Yapamayacağını zaten söylemiştim. Becermesi için gerçekten tecrübe gerektiriyor. Onda da o tecrübe yoktu. Onu da sınıfta kaldı. Kesinlikle benim için eksik menüye giriyor. Finalde bir bile verebilirim.